Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ni 6. sırada bitiren Çanakkale Belediyespor yıl sonunu bir yemekle kutladı. Yemeğe sporcular, sponsorlar, Belediye Başkanı Gül Gökhan, Belediyespor yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Her tarafa bakıyor. Bir şey de göremiyorum ki zaten. He? Başkanım başka bir şekilde bakıyor. Yani. Mehmet Bey Çanakkale'nin Eminönü restoranındaki yıl sonu yemeğinde Boğaz'ın sultanları gönüllerince eğlendi. Belediyespor Kulüp Başkanı İsmet Güneşoğan yemekte yaptığı konuşmada ligi değerlendirdi. 7 Ağustos'ta sezonu açtık. Bu hafta Salı günü Bursa Büyükşehir Belediyesi maçıyla sezonu tamamladık. 9 aydır yaklaşık sporcu arkadaşlarımızla, teknik heyetimizle, tüm Çanakkale ile birlikte yoğun bir çalışma dönemi içerisinde yer aldık. Geçtiğimiz yıl bildiğiniz gibi ligi 6. bitirerek kentimizi ilk defa bir Avrupa kupalarında temsil eden bir takımımız oldu. Bu sene de bu arkadaşlarımız kentimizi en iyi şekilde kulübümüzü, kurumumuzu ve Türkiye'yi temsil ettiler. Öncelikle Balkan Şampiyonası ve bir Balkan Şampiyonluğu. Arkasından Save Challenge müsabakaları. İşte Bulgaristan Levski Sofia takımını eledik. Daha sonra Yunanistan'ın Olympiakos takımına şanssız bir şekilde elendik ki elendiğimiz takım da final oynadı. Ve daha sonra lig maçlarımız ve birinci etabı da gerçekten çok güzel bir şekilde, iyi bir şekilde, güzel maçlar, güzel skorlar alarak tamamladık ve 6. sırada bitirdik. Tabii esas hedefimiz ligimizi yine en iyi şekilde, en iyi şekillerde bitirmek. Geçen seneki başarımızı en azından yakalamaktı. Bunun için bu sene statü değiştiği için önce Eczacıbaşı ile oynadık. Daha sonra elendikten sonra Halk Bankası ile oynadık. Halk Bank maçları bizim için bir derbi maçı gibi oluyordu. Zorlu geçiyordu. Bu sene de oynadığımız bütün maçlar onlarla çok zor oldu. İlk maçı Çanakkale'de oynadık. 3-2 kazandık. Daha sonra Ankara'da yine 3-2 kaybettik. Daha sonra Çanakkale'de işte voleybolun, sporun güzelliği burada olması lazım herhalde başkanım. Yani öldük öldük, dirildik. Yani gitti dedik geldi, geldi dedik gitti. Ve sonuçta 3-2 kazandık. Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 5.lik 6.lik maçı yapma hakkını kazandık. O maçta da yani işte bazen motivasyon eksikliği oluyor ki bizim gibi takımların işte yana gibi önemli bir oyuncumuzun sakatlanması maçın başında eksik oynamamız işte hocamızın orada haksız bir şekilde diskalifiye olması kenara türbüne gönderilmesi ki yaşamında ilk defa oluyor. Yani herkesin yaşamında bir ilk oluyor hocam. Sonuçta sizde de oldu böyle bir şey. Ve yani sonuçta güzel maç oynadık. Ligi 6. olarak bitirdik. Geçen sene elde ettiğimiz başarıyı tekrar yakalamış olduk. Ben tabii bu başarıda büyük emeği olan ben öncelikle sporcu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani kolay değil. 9 ay boyunca işte Üzeyir hocam gibi bir hocayla çalışmak çok zor. Üzeyir hocamıza çok memnunuz. Aynı zamanda teknik ekibinden de. Ve önümüzdeki yıllarda ve daha Alex Ferguson gibi uzun yıllar çalışmak istiyoruz kendisiyle. Ona göre bilin yani hocamız Üzeyir hocamız. Neyse tabii ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Tabii sponsorlarımıza ben çok teşekkür etmek istiyorum. İşin tabii bir de mali kısım var, mali boyutu var. Biz kulüp olarak her zaman için sözümüzde durmak, vermiş olduğumuz vaatleri sonuna kadar yerine getirmek, özellikle ekonomik olarak bizim öncelikli görevimiz. Zaten başkanımızın da en hassas olduğu konu bu konu. Biz de sezon başında oturuyoruz, konuşuyoruz.
İşte pazarlıklarımızı yapıyoruz, sıkı sıkı yapıyoruz ama sezon sonu geldiği zaman da tüm sporcularımızın o haklarını kendilerine vermeye arzu ediyoruz ve böyle de oluyor bu zamana kadar ve bu zamana kadar da çok açık yüreklikle söylüyoruz. Hiçbir sporcuya borcumuz kalmadı ki sizler daha iyi biliyorsunuz. Yıllardan beri bu işi yapıyorsunuz. Birçok sporcu arkadaşımızın birçok önemli kulüplerde alacakları kalıyor. Biz buna çok önem veriyoruz. Yani hassasiyetle davranıyoruz ve tüm sporcularımıza taahhütlerimizi, sözlerimizi yerine getiriyoruz. Onun için sponsorlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Basınımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da sağ olsunlar bütün maçlarımızla ilgili bütün gelişmeleri Çanakkale kamuoyuyla paylaşıyorlar onlara. Çanakkale'deki taraftarlarımıza ben teşekkür ediyorum. Çanakkale'li hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Belediye çalışanlarımıza, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar bize her türlü olanakları sağladılar. Tabii en büyük teşekkürü de başkanımıza ben etmek istiyorum. Çünkü başkanımız gerçekten sporun içerisinden biri gelen biri. Bizlere her türlü desteği veriyor. Yani inanılmaz destek oluyor. Yani bizim de halimizi, durumumuzu çok iyi bildiğimiz için bazen biz söylemeden gereğini yerine getiriyor. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz kendisine. Hatta Aysun Hanım'ın katıldığı bir televizyon programında sunucu arkadaş diyor ki, yani başkanımız diyor, maçlara geliyor mu diyor. O da diyor ki, yani bırakın maçlara gelmeyi diyor, antrenmanlarımıza dahi geliyor diyor. O da diyor ki, yani çok dua etmelisiniz, çok şanslısınız böyle bir başkana sahip olduğunuz için. Gerçekten ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yani şu işin özet kısmı, bu takım Çanakkale'nin takımı. Çanakkale'deki herkesin bu takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Takımlar tabii kolay oluşmuyor, kolay bir yerlere gelmiyor. Biz belli bir yere kadar getirdik. Bundan sonra devam edebilmemiz için, kalıcı olabilmemiz için kentle bütünleşmemiz lazım. Kentin sahip çıkması lazım. Burada biz üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Bu konuyla ilgili özellikle basınımızdan yani ortak bir çalışma mı yapılır, başka bir şey mi yapılır? Bunu şey yapalım, daha fazla seyircimiz olsun, daha fazla sponsorumuz olsun. O yükü paylaştırmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda Çanakkale Belediyespor çok daha iyi noktalarda olacak. Barış'ın kenti Çanakkale, sporun kenti bir Çanakkale olacak. Dolayısıyla ben bu akşam yine bizlerle beraber olduğunuz hepinize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Özgür Gökhan da yaptığı konuşmada belediye spor yöneticilerine, sponsorlara katkılarından dolayı teşekkür etti. Güzel bir gece. Gerçekten. Ben ama öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. En azından şunu sormak istiyorum. Tahmin ediyorum ki, öyle umuyorum ki katkılarınızı vermekten pişman değilsinizdir. Asla. Teşekkür ederiz. Yani bu sözü Çanakkale'li olmak çünkü ayrıcalık. Biz de hep sporcularımıza da söylüyoruz. Yani sponsorlar hepimiz Çanakkale'liyiz. Tabii hepimiz Çanakkale için. Ama burada da ekmek yiyorsunuz, şeyiniz var. O arkadaşlarımıza da söylüyorduk. Formanızın üzerinde taşıdığınız o reklamlar Çanakkale'nin firmalarına ait reklamlar. Hepsi Çanakkale'li. Dolayısıyla burada bu bağlamda onlara layık olmak durumdasınız. Maçlarda, deplasmanlarda, özel yaşantınızda, her şeyde buradaki firmalara layık olmak durumdasınız diye hep söylüyordum. Onlar da sağ olsunlar. Bütün oyuncularımızdan da son derece memnunuz. Onlarla bu seneyi geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduk. Gayet güzel. Bazen kızdık, bazen sevindik. Ama olur. Biz seyirciyiz. Biz kızarız da, yaparız da. Bizim seyircinin hakkı bu yani sonuçta. Ama siz bunu canlı gönülden cansiperane mücadele ettiniz. Onunla eminiz. Nitekim zaten bu ligde başarılı bir sonuçla sonuçlandık. Sonuç itibariyle. O bakımdan ben bütün sporcu arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki süreçte şartlar yine beraber olmamızı gerektirirse sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyarız tabiatıyla. Ama sonuçta bu bir spor müsabakası yerlerinde takımlar oluşurken elbette ki karşılıklı değil mi? Uzlaşı şarttır. Karşılıklı çıkanlar söz konusudur. Ama başkanın söylediği bir sözle ben de katılıyorum. Hep söylemişimdir. Biz asla ve asla ne oyuncumuza, ne teknik heyetimize, ne esnafımıza asla borçlu
kalmamamız. Bütçemizi ona göre yapacağız. Çünkü bunun işin içinde emek var, ter var. Bu terlerin karşılığını insanlar almalı. Verilen sözler yerine getirilmeli. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri de vermemeliyiz. Onun için bundan sonra da böyle olacaktır. Önümüzdeki süreçlerde de bu şartlarda devam edeceğiz. İnşallah devam ettiğimiz süreçte. Ben bu arada sporcuların ailelerine teşekkür etmek istiyorum. Efendim, arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Bize güvendiler. Burada en azından çocuklarını bize emanet ettiler. O bir güven meselesi. Herhalde gözleri arkada kalmadığını umuyorum. Burada rahat oldular. O bakımdan bu da önemli. Yani o çocukların, ailelerinin huzuru dolayısıyla sporcuya yansın. Sporcunun mutluluğu aileye yansın. Bu da güzel bir şey. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tabii teknik heyetimize teşekkür ediyoruz. Onlarla çalışmaktan güveniyoruz. En azından tecrübeleri var. Gayet güzel. Evet, tabii basın mensubu arkadaşlarımıza ben de teşekkür ediyorum. Kimi ilgiyle gelip izliyor. Vedat kardeşim özellikle. Televizyonumuz veriyor. Televizyonlarımız veriyor. Daha doğrusu hem Çanakkale TV hem Kon TV. Diğer basın arkadaşlarımız da burada ilgiyle izliyorlar ve en azından basında sayfalarında yer veriyorlar. Bu bakımdan önemli. Sonuç itibariyle teşekkür etmeyi unuttum. Başka kimse var mı bilmiyorum ama herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü bir sezonu, bir spor, bir voleybol sezonunu efendim, mutlu bir biçimde bitiriyor olmak, bu şekilde ahenk içerisinde olmak, sponsoruyla, oyuncusuyla, teknik heyetiyle, yönetimiyle, basınıyla, bir ofis çalışanlarımız tabii de. Evet, dışarıdan da alkışlar geliyor. biz tabii siyasetçiyiz. Her ikisi de bu sene Allah'a şükür fena değil, mutlu bir biçimde gidiyoruz. Referandumu hayırla sonuçlandı inşallah. Hayırlara vesile oldu. Takımımız iyi sonuç aldı. İnşallah önümüzdeki sezonda tekrar buluşmak üzere. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sponsorlarımızın elleri cebinden çıkması olmasınlar. Bol kazanç sahibi olsunlar. İnşallah ekonomi iyi olur. Bol kazanç. Takım kaptanı da kısa bir konuşma yaptı. Herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel, çok mutlu bir sezon geçirdik hep beraber. I fully understand how... Sizi de tamamen anlıyorum. Siz çok duygusal baktığınız için olaya. Biz de hayatımız voleybol olduğu için, oynamak olduğu için ortak noktada buluşuyoruz. Herkesin ortak noktası voleybol sevgisi olunca. Yani siz kenardan baktığınız zaman bize ne kadar başarı istediğiniz zaten yaptığınız hareketlerden gözünüzden okunduğu için bu da iyi takımı çok iyi takımdan ayırıyor dedi. Biz de burada işimizi yapmak için buradayız ve herkes karşılıklı elinden geleni yaptığını düşünüyorum dedi. Her şekilde hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Konuşmaların ardından geceye katılanlar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.